Şimdi çok konuştuğumuz bir mesele var. Hatta bugün Diyanet neden sessiz kalıyor diye konuşuyorduk. İddia odur ki şimdi köftelerinin içinde, köftelerinin içinde domuz eti kullanıldığı iddia edilen bir firma. Şu saate kadar adını vermiyorduk. Çünkü iddia odur ki şirket bunu mahkemeye taşımış, isminin lekelenmemesi için tedbir kararı aldırmıştı. İddialar böyleydi. Ve bazı oranlar veriliyordu. Kimi 0 onda bir, Kimi sıfır yüzde bir oranında çok düşük oranda domuz eti eklenmiş içine. Bu yönde de işte haksız kazanç elde ediliyor yetmiyor tüketiciye vatandaşa da yalan söyleniyor diye net bir şekilde suçlamalar yöneltilmişti. Hatta bu firmanın ismi açıklansın açıklansın denilmiş üstü kapalı olarak tarif etmeye çalışılmıştı. Şimdi köfteci Yusuf bir açıklama yapmış. Açıklamanın ilk satırı zaten yalanlamayla başlıyor. Köfteci Yusuf diyor ki ürünlerimizde 15 Şubat 2024 tarihinde Ankara Çankaya'daki bir şubemizden saat 11.25-11.40 aralığında pişmiş dönerden 400 gramlık numune alınmıştır. Analizin sonucu aynı ayın sonunda 27 Şubat'ta çıkmıştır. 29 Şubat 2024'te Ankara Etimeskut'taki bir şubemizden saat 14.40-15 aralığında pişmiş köfteden de 300 gram numune alınmıştır. Onun analiz sonucu da 7 Mart 2024 tarihinde çıkmıştır. Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune alınmamıştır. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir. Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı. Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi. Biz analizle ilgili sonuçtan 18 Mart 2024'te haberdar edildik. Normal bakanlık işleyişindeki teamüle göre eğer olumsuz bir sonuç varsa sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan iş yerine bildirilir. Ama bize çok uzun bir süre sonra şubeye de değil merkeze bildirim yapılmıştır. Direkt bildirim yapılmış olsaydı kamera kayıtlarını incelerdik. Karkas alınan etin tedariğinden başlanılarak üretim aşamasına, sevkiyatına, satışına, numune alınan ana kadar kontrol edebilirdik. Böylece alınan numunenin izlenebilirliği tam olarak sağlanırdı. Ama tarafımıza olumsuz sonuçlar usule aykırı şekilde çok geç bildirildi. Burada Köfteci Yusuf Bakanlığı suçluyor. Prosedüre aykırı hareket ettiniz. Bize bulduğunuzu iddia ettiğiniz sonuçları çok geç bildirdiniz. Bizim de bunu tekrar geriye dönük olarak incelememize fırsat vermediniz diyor. Köfteci Yusuf'tan net bir suçlama var. Şu aşamaya kadar okuduklarımızdan bunu anlıyoruz. Şimdi teknik hatalardan da bahsediyor ve sonrasında 280 şube 12 bin personelle herhangi bir şekilde taşış yapılması mümkün değildir. Bu büyüklükteki bir firma böyle bir riski almaz. Bu hayatın olağan akışına da uygun düşmeyecektir. E, kaldı ki işte oranlara bakıldığında da buradan kar payı güdülemez gibi bir izah getirilmiş. Analiz sonuçları hızlı şekilde bakanlıkça tarafımıza tebliğ edilmemediğinden dolayı bu olumsuz sonucun nedenini net olarak tespit edemiyoruz diyor. Bu yönde itirafta da bulunuyor bakın. Diyor ki bakanlık zamanında bildirmediği için bize bilmiyoruz biz diyor. Yani gereğini yapma hususunda ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü nereden çıkmıştır, nasıl çıkmıştır bilmiyoruz diyor. Köfteci Yusuf'un cevap hakkı çerçevesinde okuduk efendim başından bu yana bu sürecin takipçisi olan herkesten de aydınlatılmasına destek olmalarını talep ediyoruz diyor. Elbette bunu bakanlığı suçladıktan sonra tüm yetkililere, tüm yetkililere net bir şekilde atıfta bulunuyor burada. Ve onları sorumluluklarını yerine getirmemekle suçluyor. Köfteci Yusuf. Şimdi burada bir noktayı hatırlatalım. Mafya lideri Sedat Peker. Hatırlayın videolar çektiği, tweetlerde paylaşımlar yaptığı dönemde Köfteci Yusuf'a bir çökme operasyondan bahsedilmişti. Dolayısıyla her iki cephenin de açıklamalarını ya bakanlığımızdan, mahkeme kayıtlarından gelen açıklamaları birkaç gündür konuşurken madem şimdi Köfteci Yusuf'un cevap hakkı doğdu onu okuduk bu hatırlatmayı da yapmış olalım.